Merhaba sevgili yengeçler. 24 Şubat 2 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu hafta yeni ay haftasındayız. Hafta sonuna doğru 1 Mart'ta Balık burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için güzel bir yeni ay. Yeni aya gelmeden önce haftanın genel bir seyrine bakmak istiyorum. Bu hafta önemli gökyüzü hareketlerinden birisi Merkür'ün artık retro hareketinin bitmesi olacak. 6 Şubat'tan bu yana Merkür retro hareketteydi. 28 Şubat'ta artık retro bitiyor ve ileri dönüyor. İleri hareket 18 derece Kova burcunda başlayacak. Merkür 18 Mart'a kadar Kova burcunda ilerleyecek ve daha sonra Balık burcuna geçiş yapacak. Sizin için özellikle bu dönemde, retro döneminde belki maddi kaynaklarda, ortaklı gelirlerde, giderlerde zaman zaman aksilikler, ertelemeler yaratmış olabilir veya eski konular tekrar gündeme gelmiş olabilir. Şimdi Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte özellikle ortaklı işlerinizde, yatırımlarınızda, işle ilgili konularda daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Banka işlemleriniz, kredi işlemleriniz varsa bu dönemde Merkür bunları daha hızlı bir şekilde hareketlendirecektir sevgili yengeçler. Ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta başında Ay Oğlak Burcu'nda olacak. 24 Şubat'ta 25 ve 26 Şubat sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Ay karşıt evinizde olacağı için ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz, yakın bir arkadaşınız, iş ortağınız ve bu alanlardaki iş birlikleri gündemde olacak. Ancak zaman zaman özellikle 25 Şubat ve 26 Şubat sabah saatlerinde ilişkiler konusunda dengede kalmaya çalışın. Çok duygusal tepkilerde bulunmayın. Bazı ani beklenmedik durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü Uranüs ve Plüton sert açılar yapacağı için duygusal baskı yaratabilir sevgili yengeçler. Evet, 26 Şubat öğleden sonra Kova burcuna geçecek olan Ay 27 Şubat'ta da Kova burcunda olacak. Yine ortaklı gelirler, yatırımlar, iş ortaklıkları, para konuları, maddi konular gündemde oluyor. Bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz bu süreç içerisinde. 28 Şubat'ta Balık burcuna geçecek olan Ay sizi duygusal olarak destekleyecek. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz Ay Balık burcundayken. Motivasyonunuz artabilir, duygusal enerjiniz yükselebilir. Güvenli ve huzurlu olabilirsiniz. 1 Mart'ta sabah 10'da 10 derece Balık burcunda doğacak yeni ay. Yeni ay sizin burcunuzdaki Jüpiter'de de güzel bir açı yapıyor. Üçgen açı olacak. Dolayısıyla çok verimli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili balıklar, sizin için yılın önemli bir zamanı. Sevgili yengeçler, özellikle burcunuzun başında 10 derece civarı güneşiniz varsa, yani Temmuz başı doğan bir yengeçseniz bu etkileri daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Önümüzdeki bir yıl önemli gelişmelerle karşılaşabileceğiniz, çeşitli fırsatların çıkabileceği bir yıl olabilir. Tabii bu doğum haritanızdaki detaylarla da ilgili olacak. Evet, güzel bir yeni ay size yeni fırsatlar getirebilir. Bir seyahat fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Özellikle yurt dışı ile ilgili işleriniz olabilir. Yüksek öğrenim, üniversite konuları, belki bir burs kazanma veya yüksek öğrenime başlama veya bununla ilgili bazı yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa işinizle bağlantılı yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Hukuksal bazı işleriniz varsa bunlarla ilgili yine şanslı bir döneme girdiğinizi söyleyebiliriz. Medya yayıncılıkla uğraşan yengeçler için de yine çeşitli fırsatların çıkacağı bir yeni ay. Yeter ki çevrenizi biraz daha gözleyin ve fırsatları kaçırmayın sevgili yengeçler. Evet, lütfen etkileri daha detaylı anlamak için yükselen burcunuzu da takip ediniz. Bunun yanı sıra hafta içerisindeki etkileri öğrenmek için günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.